Evet, tekrar hatırlatmakta fayda var bu önemli gelişmeyi. Değerli izleyenler, Ergenekon Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin 10 yıllık tutukluk düzenlemesini iptal eden kararını dikkate almadı. Ancak tartışmalar sürerken AKP hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği bir deklarasyonda 6 yıl tutukluk süresini aşırı uzun olarak kabul ettiği öğrenildi. Geçen sene yayınlandı bu deklarasyon ve AKP hükümeti tazminat ödenmesi karşılığında davanın kayıttan düşürülmesini de istedi. Bu kritik haberi İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz de değerlendireceğiz. Cengiz şu anda Ankara stüdyomuzda. Sayın Cengiz, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk efendim. Efendim, AKP hükümetinin 18 Ekim 2012'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği deklarasyonda 6,5 yıl tutukluk süresinin aşırı uzun olduğunu kabul ettiği ortaya çıktı. Bir tarafta Anayasa Mahkemesi'nin kararı, bir tarafta da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Ancak Ergenekon davasına bakan mahkeme tutukluğunda 5 hatta 6 yılı geçen kişileri tahliye etmemekte de ısrar ediyor. AYİM kararını bu kapsamda nasıl okumak gerekir sizce? Efendim, öncelikle belirtmek gerekir. Bu karar öyle mahzenden çıkmış eski bir karar değil. Bu kararın tarihi 12 Haziran 2013. Yani bir ay önce verilmiş bir karar. Anayasa Mahkemesi'nin kararından yaklaşık 20 gün önce verilmiş bir karar. O bakımdan anlamlı ve güncel. Söz konusu kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci dairesi MLKP davasından terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan iki başvurucunun durumunu inceliyor. O tarihi itibariyle, başvuru tarihi itibariyle sözü edilen başvurucular 6 yıldır tutuklu. İstanbul Özel Görevli Mahkemesi tarafından tutuklanmışlar ve yargılanıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konuyu inceliyor ve 6 yıldır tutuklu bulundurulan başvurucunun durumunu değerlendiriyor ve daha önce verilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da atıf yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrıca başvuran tarafından maruz kalınan tutukluluk süresine ilişkin olarak sözleşmenin, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edilmiş olduğunu saptıyor ve başvurucu lehine manevi tazminata hükmediyor. 6600 avronun Türkiye devleti tarafından haksız ve uzun süre tutuklu bulundurulan bu sanığa ödenmesine karar veriyor. Şimdi bu karar yeni bir karar. Bu yargılama dosyasını incelediğimiz zaman görüyoruz ki bu başvuru yapıldıktan sonra hükümetten savunma istendiğinde hükümet bir deklarasyon gönderiyor. Bu deklarasyonda diyor ki evet, başvuranın tutukluluk süresinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5 taksim 3. maddesi anlamında aşırı uzun olduğunu kabul ediyoruz. Hükümet başvuranların her birine tazminat ödemeye hazırdır ve mahkemeyi mevcut dosyayı kapatmaya davet ediyoruz diyor. Mahkeme hükümetin bu kabulünü ve tazminat önerisini inceliyor. Diyor ki iki başvurucudan biri hala tutukludur. Diğeri tahliye edilmiştir. Hadi tahliye edilmiş olan kişi için bu manevi tazminat ödenmesi koşuluyla başvuruyu işlemden kaldıralım. Ama öteki hala tutukludur. 6 yıl geçmiştir ve hala tutukludur. Öyle para ödeyerek, insanlara tazminat ödeyerek özgürlüklerinden yoksun bırakamazsın diyor. Ve bütün bu tekliflerini hükümetin reddederek aykırılığa karar veriyor. Bu karar kesinleşmiştir. Anılan kararın bugün Ergenekon davasından ve diğer benzeri davalardan tutuklu bulunan sanıklar açısından da son derece önemi yüksektir. Son derece önemlidir. Bilindiği gibi anayasanın 90. maddesi diyor ki
usulüne göre kabul edilmiş milletler arası sözleşmeler kanun hükmündedir. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kanun hükmündedir. Devam ediyor. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile ulusal mevzuat, milli kanunlar çeliştiğinde uluslararası sözleşme hükümler uygulanır diyor. Yani bugün sanıklara uygulanan terörle mücadele kanununun 10/5. maddesindeki iki katı tutukluluk süresi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesinin 5. maddesinin 3. fıkrasının çeliştiği sabit. Artık bunu tartışamayız bile. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kesinleşmiş kararıyla bunu saptamış. Şimdi bu iki çelişki ortaya çıktığına göre, anayasanın 90. maddesine göre terörle mücadele yasasının 10. maddesinin 5. fıkrasını bir kenara bırakacaksınız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 3. fıkrasını uygulayacaksınız. Ve emsal kararlara baktığımızda, emsal kararlarda azami tutukluluk süresi 4 yılı geçmemektedir. Dolayısıyla bırakalım bugün Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını. Anayasa Mahkemesi iptal etmemiş olsaydı dahi söz konusu hükmü, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesi gereği bu hükmün behemahal uygulanması, bu kararın behemahal uygulanması ve terörle mücadele yasasının 10. maddesindeki o uzun tutukluluk süresinin dikkate alınmaması gerekirdi. Kaldı ki yaşadığımız süreçte, bu son aylık süreçte, bu kararın akabinde, bu karardan hemen sonra Anayasa Mahkemesi de bunu tescil eden bir karar vermiştir. Demiştir ki aykırıdır. Şimdi öyleyse Anayasa Mahkemesi kararı, efendim, henüz gerekçesi yayınlanmamıştır. Anayasa Mahkemesi yasama organına bir süre vermiştir yeni düzenleme için vesaire türünden gerekçelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Neden yoktur? Bu karar olmasaydı dahi, Anayasa Mahkemesi iptal etmeseydi dahi, anayasanın 90. maddesi ışığında bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi uygulanacak, bu karar esas alınacak ve tutuklular serbest bırakılacak. Peki Sayın Cengiz, bir sorun daha olacak. Tuzu biberi olmuştur Anayasa Mahkemesi'nin kararı. O bakımdan şu anda uygulanan tutukluluk tümüyle kanuna aykırıdır, insan haklarına aykırıdır, temel haklara aykırıdır, yasa tanımazlıktır, hukuk tanımazlıktır. Bu süreyi doldurmuş olanların, uzun süredir tutuklu bulundurulan sanıkların behemahal tahliye edilmeleri gerekir. Sayın Cengiz, beni duyabiliyor musunuz? Bu karar bizim tezimizi ve görüşümüzü teyit etmektedir. Peki niçin tutuklular serbest bırakılmıyor, serbest kalmıyorlar? Kalmamasının sebebi şudur efendim, bakınız. Hükümet, AKP hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu dava açıldığı zaman demin söylediğim açıklamayı yapıyor. Diyor ki evet, ihlal ettik, biz tazminat ödeyelim vesaire deyip 6 yıllık tutukluluk süresini aşırı bir süre olarak kabul ediyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Halkın bir deyişi vardır. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar derler. Bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde doğru söylüyorlar. Özel görevli, Silivri'deki özel görevli mahkemede ise şaşıyorlar. Olayın özü budur. Eğer hukuk uygulanacaksa bu düzenleme ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı anayasaya aykırı olan bu tutukluluğa derhal son vermeyi gerektirir. Tutukluluk niye tutuklu bulunduruluyorlar diyorsunuz? Hukuk tanımazlıktan dolayı tutuklu bulunduruluyorlar. Tertibin iflas etmiş olmasının tescil edilmesi için tutuklu bulunduruyorlar. Olayın özü budur. Peki Sayın Cengiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda bir başvuruda bulunacak mısınız? Efendim, yarın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek ve
5 yılın üzerinde tutuklu bulunan diğer müvekkiller açısından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğunun devamına ilişkin karara 14. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etmiş idik. Yarın sabah bu kararla birlikte henüz karar verilmemiş olan o dosyaya bu kararı da sunacağız. Evet. Ve bu kararla birlikte anayasanın 90. maddesi de gözetilerek müvekkillerimizin derhal tahliye edilmesini isteyeceğiz. Yani ben umuyorum ki hukuk galebe çalsın ve bu hata İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzeltilsin ve yarın müvekkiller özgürlüklerine kavuşsunlar. Sayın Cengiz, son bir soru daha sormak istiyorum. AKP hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunduğu bu deklarasyonu nasıl değerlendirdiniz? 10 yıllık tutukluk süresi de hükümetin teklifiyle yasalaşmıştı. Efendim, söylediğim gibi karakolda doğru söylemektedirler, mahkemede şaşmaktadırlar. Bir söyledikleri diğerini tutmamaktadır. Evet. Sıkıştıkları yerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ki bu karardan önce bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararının gerekçesinde, ben şimdi zaman olmadığı için ayrıntılarına girmiyorum. Bu kararının gerekçesinde daha önce Türkiye aleyhine verilmiş benzeri kararlara atıf yapmaktadır. Şimdi burada köşeye sıkışınca ne olmaktadır? İşte böyle deklarasyonlarda bulunmaktadırlar. Ve orayı ifade etmeye, bir emsal kararın çıkmamasına çalışmışlardır. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu oyuna gelmemiştir. Bir örnek karar çıkmasın diye al sana para, bitir kapat şu dosyayı şeklinde bir yaklaşım sergilemişlerdir. Ama bu oyuna gelinmemiştir. Korktukları bu emsal karar çıkmıştır. Zaten evet. Ondan da dediğim gibi 20 gün sonra Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla konu biraz daha vuzuğa kavuşmuştur. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar.